girdi. O da ne? Doğal gaz ve ısınma desteği. Yani şöyle anlatayım ben size. Dileyen işverenler çalışanlarına biner lira doğal gaz ve ısınma desteği verecek, elektrik yardımı yapacak dileyen işverenler. En azından şimdi doğalgazdan söz edeceğimiz diye kaygımız olmaz. Yüz binlerce çalışanın merakla beklediği ısınma yardımı kanunu yürürlüğe girdi. Buna göre işveren çalışanlarına ısınma giderleri adı altında 1000 liralık doğalgaz ve elektrik yardımı yapabilecek. İşverene bir maliyeti yok. Yapmış olduğu yardımdan en azından sosyal güvenlik primi ve vergi ödememiş olacak. Dolayısıyla işverene yapmış olduğu yardım dışında herhangi bir maliyeti olmayacak. Hem işvereni hem de çalışanları yakından ilgilendiren ısınma yardımlarının detayları netleşti. Isınma yardımı 9 Kasım'da yürürlüğe girdi. Yani işveren çalışanlara elektrik, doğalgaz gibi diğer ısınma giderleri kapsamında her ay 1000 TL'lik ödeme yapacak. Buradaki bu 1000 TL'lik tutar işçinin maaşına ilave olarak yapılmak zorunda. Ve Bodrum'da ayrıca belirtilmesi gerekiyor. 1000 TL'lik bir yardımda devletin yani hazinenin vazgeçtiği tutarın her bir işçi için bir aylık 633 TL olduğunu biliyoruz. İşverenlerin çalışanlara yapacakları 1000 liralık ödemeler istisna kapsamına alındı. Mali müşavir Mücahit Altınoğlu'a göre bu ödemeler işverene yük getirmiyor. 1000 TL'lik yardımı kendi matrahından yani ticari kazancından indirerek aslında ödeyeceği vergiyi daha az ödemiş oluyor. İyi düşünmüşler. Yalnız biraz düşük 1000 liralık bir yardım. Bunu 1500 liraya çıkarsalar daha iyi olur. 1000 lira rahat gidiyor doğalgaz. 1500 lira gidiyor. Makul mu yani 1000 lira? 1500 olsa daha iyi. Ortalama yapalım biz bunu. Isınma yardımları 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yani yardımlar 8 ay sürecek. İşverenin çalışana ısınma yardımı yapma zorunluluğu yok. Yani ısınma yardımı tamamen işverenin isteğine bağlı. İşveren çalışana bu 1000 lirayı yatırır mı, verir? Vermez. Özellikle ben de bir özel şirkette çalışıyorum. Gündeme geldi ama şirketimiz sahibi işte böyle bir şeye sıcak bakmadığını söyledi. İç sesiniz ne diyor? Vermeyecekler. Vermez tabii ki. Neden vermez? İşveren zaten sadece kendini düşünür. Verdiği parayı bile zaten hakkıyla fazlasıyla almaya çalıştığı için özel sektörde çalışan biri olarak da söylüyorum. Vermez yani. Devlete vergiden düşürebiliyoruz. Ya öyle bir şey olduktan sonra niye yapmayalım ki? Çalışanlarımız kazanır. İyi olur yani. Onlara da bir destek olmuş olur. Kaç çalışan var şu an? 7 kişi var. Aylık 7 bin lira öderim diyorsun. Evet öderiz. Yani devlet bunu vergiden düşecek. Neye ödemeyelim ki? Bununla kaçacak bir şey